Değerli izleyenler, her hafta olduğu gibi bu hafta da buradan bakınca da birlikteyiz. Buradan bakınca da her hafta olduğu üzere batılı medyada yer alan Türkiye ile ilgili haberleri yorumluyoruz. Türkiye'nin terör örgütü üyelerine yönelik olarak yapmış olduğu operasyonu aslında sivil halka yapılıyormuş gibi gösteriyor. Aralık 2015 yılında Yunus Emre Enstitüsü'nün inisiyatifiyle kurulmuş bir radyo. Türkçenin Sesi Radyosu, Türk dili, kültürü, sanat ve edebiyatını daha geniş kitlelere duyurmak ve tanıtmak amacıyla kurulmuş ve bu alanda faaliyetlerini sürdüren internet tabanlı bir radyo. Hedefimiz dünyanın her yerinde Türkçe'ye, milletimize, dilimize, tarihimize, kültürümüze yakınlık duyan herkes. Yunus Emre Enstitüsü ve biz onun bir kurumu olarak Türkçenin Sesi Radyosu, Yunus Emre'nin inancını ve felsefesini taşımayı hedefliyoruz. Çünkü inanıyoruz ki Yunus Emre Enstitüsü, Yunus Emre şahsiyeti yaşadığı dönemle ve sonrasına kattığı değerlerle, ışıklarla dünyaya verilebilecek en güzel cevap. Böyle bir cevaba ihtiyaç var mı diye soracak olursak, evet var. Çünkü dünyanın yaşadığı bu kaotik dönemde Yunus Emre'nin nefesi, Yunus Emre'nin felsefesi, inancı hakikaten de nefes alabileceğimiz alanlar oluşturabilir. Tüm dünyaya ırk, din, dil vesaire gibi ayrımlara girmeden onlara insaniyet anlamında verebileceğimiz, aktarabileceğimiz cümleler olabilir. Biz bunu kültürümüzde bulabiliyoruz. Buradan Bakınca isimli haftada bir yayınladığımız bir programımız var. Bu programımız özellikle yabancı basında çıkmış Türkiye aleyhtarı ve yanlış haberlerin doğrusunu gösteren bir program. Ortalama yarım saat gibi bir süreçte tüm dünyada çıkmış olan işte gazetelerden veya medya kurumlarından çıkan haberlerin doğrusunu aktarmak gibi bir görev üstlendi. Yine bunlarla sınırlı değil, sağlık ve mizah yine bizim vazgeçemeyeceğimiz alanlardan biri. Sağlıcakla isminde her hafta bir doktorumuzu konuk ettiğimiz ve yine Türkçesine ve ilmine güvendiğimiz insanlarla götürdüğümüz programlarımız var. Söz Ola isminde bir mizah programımız var. Çeşitlendirmemiz gerekirse tarihsel kodlarımızla bağlantı kurup günümüze uyarladığımız programlarımız var. Şöyle ki Evliya Çelebi ile Türkiye'yi geziyorum programımız var. Nasrettin Hoca ile Hikmetli Fıkralar var. Thank you.